Herkese merhaba. Bugün bembeyaz bir Toronto sabahından günaydın. 2 gündür falan kar yağıyordu. Biz tabii biraz hastaydık, o yüzden dışarı çıkamadık, böyle sadece pencereden izledik. Ama bugün dışarı çıktık ve Deniz ilk defa kar görüyor. Bakalım neler olacak. Deniz şu an şaşkın şaşkın etrafa bakıyor. Değişmiş oldu değil mi? Beyaza boyamışlar değil mi? Her yer bembeyaz olmuş. Ne kadar güzel ya. Tam böyle resimlerde çizdiğimiz evlere benziyor. Oğlum. Bebek oğlum gel. Gel hadi bakalım. Yürü. Yürü gel, gidiyoruz hadi. Yürü. At at at. Dondu kaldı. Gel. Bak. Gel. Bak kıt kıt ne ediyor bak. Gel. Hadi gel. Yürü. Kar değil mi Deniz? Heh, sen çok seversin kesin bunu. Kum gibi oğlum. Kumun soğuk versiyonu. Eldivenleri durmuyor ya yerinde. Hadi gel bak. Gel. Korkuluk gibi duruyor. Ya çocuğun suratına pat. Ya çocuğun suratına kar topu attı ya. Denk getirmeye çalışsam olmaz herhalde. Vallahi bravo. Yazık. Ha sen de at. Ha sen de at. Babaya at hadi sen de. Hadi bak al böyle. Böyle sıkıştı. Hop böyle atacağız tamam mı? Hadi sen de. Hadi bak böyle. Tık. Gel 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 gel. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Aferin oğluma ya. Aferin çocuğa. Soğuk mu Deniz? He? Üşüdün mü? Bunu da annesi örmüş. Değil mi oğlum? Anne. Deniz. Güneş geliyor. Deniz. Kaldın değil mi öyle? Böyle yaptım. Tut elimi de kalk hadi tut. Tut elimi de kalk. Hop. Hop. İzin çıkmış. İzin çıkmış. İzin. Kalk hadi bakalım kalk. Hop de. Hop. Hop. Kalk kalk kalk. Bak izin çıkmış orada gördün mü? Bacaklarım ayrıldı. Oğlum hareket etsene. Acaba ya? Yok ya. Şey orası birazcık şey daha yumuşacık kalk. Ondan. Şey batıyor ya içine ondan hareket edemiyor. Aferin oğluma. Bir parkuruna ya Rab. Allah çocuk parkuruna valla. Deniz. Aferin oğluma ya. Ne yapıyorsun? Şşt, karatayım mı sana? Ah, düştü geri. Bak bak hemen bana atıyor. Ben de sana atayım herhalde, da gör. Çocuk bak, bak hala atıyor ya. İntikamını alacak. At 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 at. At ama ama buz gibi. Hadi gel biraz salıncakta sallan gel. Geliyor. Deniz geliyor. Hazır mısınız? Sığmadım oğlum ya. Çocuk çuval gibi şimdi ayağından botları çıkacak. Aferin oğluma. Bir de böyle salalım geriye doğru. Hop. Hmm.
patates çuvalı gibi oradan oraya savruluyor çocuk. Yakalaştır diyor lan. Yakalaştır. Çocuk tek gözü şey gibi duruyor ya. Deniz yukarıda kaldı. Baban daha ağır herhalde. Değil mi oğlum? Hop. Deniz ağırlaştı bak. Oğlum dağcı olacak. Hadi bakalım. Oo, bir daha. Tut. Hadi bakalım. Şimdi sol. Aferin. Evet, şuraları tut. Ama yukarısı karlı yalnız. Bas. Hadi git o zaman. Ne diyorum ben bir kaç çağırdım. Dık 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 dık. Hadi salla. Dık 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 dık. Aferin oğlum. Dık 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 dık. İyi dedi de herhalde at kişnemesi. Dık dık. Koş. Vay be. Oğlum aya adım atmış gibi geliyor maşallah. Tabi o tabana çıkınca ha sen de yere vur böyle üstündeki karlar düşsün. 1-2-1-2-1-2. Evet şimdi alışverişe gidiyoruz. Benim botum yok. Yeşim'in de botu yok. Benim de yok. Deniz'e full takımı aldık da gerçi Deniz'e bir eldiven almamız lazım. Kışa hazır olmamız lazım. Evet. Bu arada benim de eldivenlerim. Bunlar mı? O zaman evet. Sana da bir kara eldiveni alalım. Deniz bak. Köpek gördü, köpeğe doğru gidiyor. Oğlum gel, Deniz. Gel, arabaya gidiyoruz, gel. Şimdi kışlık botu almaya geldik. Özkan'la bana. Bir bakacağız. Yani fiyatlar tabii biraz şey. İndirim reyonu yok mu burada acaba? İndirim reyonuna şöyle bir bakalım. Şimdi model önce olarak da Sorel varmış. Şöyle bir marka. Sorel diye. Sorel çok iyi bir marka diyorlar. Ben de hep duydum yani. Bir Kolombiya var. Kolombiya var. Ben Kolombiya'dan bir tane bulduydum, ona bir bakacağım. Bir kamik diye bir şey var. Mesela Deniz'e evet. Öyle bir şey aldık. Şu Deniz'inki kamiklerden kamik. Aldık. Japon herhalde. Değişik bir şey. Ben ilk defa duydum. Markalar da var. Hani hepsinin şeyleri, özellikleri evet. Farklı. Mesela Elements var. -30'a kadar dayanıyor diyor. Ama ben mesela tavsiye edilen markalar arasında bunu duymadım. Ha bir de şey Box diye bir marka var. Ama Elements o. Elements de bu şu şuralarısı delik oluyor o marka. Evet, delik oluyor. Ha evet. Ben de şimdi kendim için bakıyorum. Burada bir tane var. $189 diyor Sorel'in. Bakalım nasıl alacağız bu Elements. Şöyle kocaman bot var. Ha Box dedi az önce işimin bu. Ama bu bayağı şey ya. Buna gerek yok o kadar. Böyle Arctic Trucks diye bir şey var. Sanırım bu da burada meşhur da. Ama biraz şey geldi bana. Çok böyle ne bileyim plastik ayakkabılara benziyor yani. Tip olarak böyle. Bakayım mesela kaç dereceye kadar dayanıyoruz diyor. O -30'a kadar dayanıyoruz diyor. Çok ilginç. $100 iyi. Yani fiyat olarak iyi de ne bileyim görüntüsü mü çok hoşuma gitmedi. Ama yine bakarız. Dur bak. Evet şu Kolombiya $145. 200 gram insulation var diyor. Waterproof falan diyor. Yani su geçirmem dayı diyor. Ama derecesi yazmıyor. Kaça kadar dayandığı. Geçen ben şunu denedim. Bu Fairbanks Kolombiya'nın. $180 bu. Bayağı rahat bu bunun içi. Dışı böyle sanki hiç şey değil gibi görünüyor ama şu içinde böyle bir madde var. O gayet sizin ayağınızı kendi içinde ısıtıyor yani. Değişik bir şey. Hem hafif de yani. $180 Buna da bir
Bir daha bakacağım ben buna. Geçen alacaktım. Dedim başka yerlere de bakayım. Ha şu omnihit dediği şey işte. Yani termal refleksiyon. Yani aslında ayağının şey ısısıyla kendini ısıtıyorsun. Yani öyle bir şey. Kamik. Kamik diye bir marka. Ben bunu ilk defa burada gördüm. Mesela bu 150 dolarmış. Bu bayağı kaba, bayağı da ağır bir şey. Ama kamik de iyi diyorlar. O Meryl var. Ha, su mu içeceksin olmaz. Meryl, ben şimdi bu ayağımdaki Meryl'in hiking ayakkabısı diyeyim. Yürüyüş ayakkabısı. Ama tabii yani dağa çıkmak falan. Bunun böyle altında şey bayağı ben memnunum mesela bu ayakkabıdan. Ama tabii ince bu yani şey değil öyle kalın değil. Uzun değil. Yani şöyle olsa gayet iyi olurdu. Ama mesela bu waterproof değil. Ama yine de çok iyi dayıyor yani. Karın içine girdim mesela az önce gayet temiz yani. Bir de hiç kaymıyor. Bu Vibram diye bir şey var bunun altında. Çok iyi. Şimdi Meryl'ın burada waterproof da var. Bunun botunu alabilirim. Bakayım. Bunda da 200 gram insulation var. Warm diyor, tutarım diyor. Bangladeş'te yapılmış. 160 dolarmış bu da. Bunu da bir deneyim olmadı. Terledin mi? Evet. Yeşim Hanım da bu montu yeni aldı. Böyle bir kışlık şey tanıtımı gibi oldu. Bu neydi? North Face'ti değil mi? Evet. Güzelmiş gerçekten yani şu bu içimdeki şu bu sadece içlik yani o gayet iyi ısıtıyor. Ya bu montu bayağı bir uğraştım yani çok aradım. Bir de şimdi neye bakacağını bilemeyince insan biraz şaşırıyor. Bu tarz montların çoğu şey oluyor, kalsiyum oluyor. İçi de şöyle 550 yazıyor. Bu içindeki tüy dolgunluğunu gösteriyor. Bu tüy dolgunluğu ne kadar fazla olursa o kadar iyi ısınıyor. Az önce şunu denedim. Ama bunun yani tabanı hiç kırılmıyor. Yani yürürken bayağı asker botu gibi oluyor. Tam belki daha iyi koruyor olabilir ama çok ağır ve bence kolay değil yani yürümesi bununla. Çok rahat değil. Bu 180 dolarmış ama şey yapmayacağız. Buna girmeyeceğim. Şu biraz daha iyi gibiydi. Ama bunun numarası yok burada. Yalnız erkekler için şurada küçücük iki tane küçücük dolap var. Şurası olduğu gibi kadınların. Şurayı görüyor musunuz? Bunların hepsi kadınların yani. İnanılmaz. Nasıl oluyor bu? Nasıl? -30 dereceye kadar tutuyor muymuş bu? Öyleymiş ve waterproof diyen bildiğin keçi üstü nasıl olabilir ki yani bilmiyorum ya çok değişik. Yalan söylüyorsun. Ay, insan emin olamıyor yani ya şöyle, olamaz filan diyorsun. Plastik görünce bir şey oluyor ama böyle keçe ben de şey yapamam. Alta bak ya krampon gibi. Ama bundan çok yuvarlak altı ya bunun bu ne bileyim ayağım dönüverir benim onun içinde ya. Bir deneyeceğim. Çok rahat diyorlar. Hadi dene bakalım. Gerçekten öyle mi göreceğiz? -50 mi? -50 mi? Yok artık. -50 yazıyor bunun içinde. Hop ne bağırıyorsun? Vallahi bu ya rahat ya. Vallahi bildiğim pamuk giymiş gibiyim ya. Ay ayağım tam diğer patik giymiş gibi. Ve şu deliklerin ne işe yaradığını anladım burada. Tutup çekiyorsun giyer. Wow. İyi oluyor. Tam diğerini de giy bakalım hadi. İkisiyle beraber yürüp daha şey olur. Allah açmadan giyiliyormuş. Zillikler onun için. Nasıl? Çok rahat ama yani inanılmaz kaba gözüküyor değil mi? Yani aslında şekil de gözüküyor bakma. Yani bayağı şey. Bilemedim. Rahat mı yani şey olarak yürüyüş çok falan? Rahat. Ama biraz acaba şimdi düştüm yani. Rahat olması. Yine güzel gözüküyor canım. Yani Converse'in böyle bot hali gibi düşün yani. Bir bakayım mı şeyine. Yarım numara küçüğüne falan. Bak. Çünkü ama yürürken sağ böyle sol yapıyorsun gibi böyle. Ya şeyi çünkü çok geniş. Ama geniş dönmesin yani. Böyle ayak falan. Ben anlamadım. Kenarları böyle yuvarlak ya. Ya evet biraz o var yani. Değil mi? Sanki bana böyle dönüverecek gibi geliyor. Karın içinde yürümesi daha rahat olabilir tabii bunlar. Çünkü düz yolda yürüme şeyi değil. Evet bu ev terliği gibi aynen, gözüküyor. Aynen ev terliği. Ya şey gibi altlar var ya. He. Aynı onun gibi. Ne bu? Bu da mı şey? O da aynı marka. Yeşim bu -30 diyor. Evet.
Ama bir şey diyeceğim ya, bu ben hiç güvenemiyorum bunun üstü. Bana da güven vermedi peki ama. Yani bak yanında bir zımbırtı var, bunu buradan çekiyorsun, daha da daraltıyorsun falan. Evet, çıkmasın diye evet. Yandan. Çok mantıklı. Yani içi tamam hani güzel de dışının böyle olması. Yumuşacık. Vallahi. Bilemedim. Bence artık fiyatlara bakmaya başlayabiliriz yani. Gelmişken Skechers'ları da şöyle bir çekeyim. Bu benim en sevdiğim modeli Skechers'ın. Bu bayağı hafif olandan, bu Light White'dan. Bu 52.631 şeyi kodu. Burada 90 dolara satıyorlar. Ben bunu bir sene önce Türkiye'den almıştım. Daha sıfır yani, çok giymedim bile. Hatta şu an bir tane ayakkabım var. Yani Skechers'ım var zaten. Bunu böyle yedek olarak aldıydım. İyi ki almışım. Ya burada bayağı hani fiyat olarak pahalı yani bence. Bana biraz öyle geldi. Ama Türkiye'deki Skechers'ler Türkiye'de üretiliyor. Onu da söyleyeyim. Hani buradakiler nerede üretiliyor? Tam bunu bilmiyorum. Bakalım yazıyor mu? China diyor. Genelde Skechers'ler hep böyle 90 dolarla 100 dolar. Ne bu Deniz? Kardan adam. Değil mi? Çocuklar evet. Yapmış herhalde. Bunlar kolları, bu kafası, saçları, bak bir de göz yapmışlar yapraklarla.